Evet, kazanmaya başlayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz ama tabii ki eksikler var. Özellikle savunma diyelim. Bence şu an hoca ne istiyor biliyor musun? Bir tane Vitor Hugo istiyor, bir tane Hamsik istiyor, bir tane Vakayeme istiyor. Yani. Bulabilir mi? Bunları bir daha bulabilir mi? Zor. Ama istediği profiller bunlar. Savunmadan başlayalım tabii ki bence. Vakayeme'yi niye gönderdi madem istiyordu? Ama o dönem Vakayeme'nin istediği sözleşme süresi biraz uzundu. İstediği maaş dolayısıyla bir sıkıntı vardı diye düşünüyorum. Ya Yani tabii o dönemde yönetimsel bir karar da yönetimsel vardı bence karar da orada. vardı. Eğer yeni bir Vakayeme istiyorsa niye gönderdi? Orada hem Yani orada Vakayeme... yönetimsel bir şey de vardı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hocanın son maçtan sonra yaptığı, Konya maçından sonra yaptığı açıklamalarda bakarsak savunma konusunda çok ciddi uykularının kaçtığı kesin. Yani hoca ne zaman mutlu olur? Takım iyi savunma yaptığı zaman mutlu olur. Şu an yapıyor mu Trabzonspor? Yapamıyor. O zaman hoca mutlu değildir. Trabzonspor kazansa bile mutlu değil şu an hoca. Savunma problemleri nedeniyle. Oraya ilk hamleyi oraya yapacaktır. Oyuncu transferiyle bu iş olur. Hani takım içinde oranın toparlanması mümkün gözükmüyor oyuncu bazında. Oraya ben bir transfer, lider bir stoper transferi bekliyorum. Hamsik tarzında evet Trabzonspor'un hem o tecrübede bir oyuncuya ihtiyacı var hem de daha önemlisi 2 sezondur Trabzonspor'un yaşadığı bir sıkıntı var. Trabzonspor'un bir sürü 6 numarası var, bir sürü 10 numarası var ama 8 numarası yok. Yani orada oyunun iki yönünü oynayan net bir oyuncu var, lazım. Mesela şunu söyleyeyim. Fenerbahçe derbisinde hoca merkezi Berat Mendy ile kurdu. İyi sonuç aldı ama Konya maçında olmadı. Evet. Yani top Trabzonspor'dayken Berat Mendy olmaz. Çok defansif kalıyorsunuz. Hücumda üretkenlik azalıyor. Oraya bir 8 numara ve artı hücum bölgesinde, kanat bölgesinde istasyon oyuncu. Yani topu orada tutabilecek, Trabzonspor'un set hücumuna renk katabilecek, zenginlik getirebilecek bir oyuncu. Zor tabii bunları bulabilmek bu ekonomik şartlarda ama hocanın bunları istediğini düşünüyorum. Ve şart bu oyuncular Trabzonspor'a. Bu oyuncular bulunabilirse Trabzonspor'un önü çok açık olur ama şu an oyun sorunları ciddi şekilde devam ediyor Trabzonspor'un. Evet. Fenerbahçe galibiyeti biraz bir şeylerin üstünü örter gibi oldu ama değil. Yani Konya maçı çok net o konuda. Oyun sorunları sürüyor. Ama tabii kazanmak çok önemli. Kazanma alışkanlığı. Zaten Abdullah Hoca'nın en iyi yaptığı işlerden biri budur. Skor alabilmek, kazanmak. Trabzonspor'u bir şekilde hoca güvenli şekilde limana yanaştıracak ama ondan sonra ne olacak? Biraz transfere bağlıymış gibi duruyor sanki. Savaş Çorlu, sen ne söyleyeceksin? Yani en iyi yaptığı şey aslında hocanın baktığı zaman savunma futbolu. Ya Savunma öyleydi. futbol demeyeyim de iyi savunma yapan diyelim. Savunma yapan, zaman zaman yaptıran, Evet. Dediğin gibi orada 1-8, bir stoper isim olarak da özetledin. Bir Vakame kolay bulamıyorsun. Bulamazsın tabii, imkanı yok. Yani Vakayeme Türk futbol tarihinin en bonus transferlerinden bir tanesi. Yani 1 milyon euroya falan gelmişti İsrail'den. Olağanüstü bir transfer işi o. Onatçu transferi çok iyi transfer. Abdullah Hoca ile beraber tabii çok da şık da bir gol attı. Bana göre uzun yıllar konuşulacak da bir gol. Ya kadro mevcut elindeki kadroyla bir defa Ocak ayına kadar yarışın içine Çok belki kısa de... sözünü kesmek istiyorum Onuaçu konusunda. Ufak bir şey söyleyeceğim. Şunu net söyleyeyim. Bence Onuaçu hocanın istediği tarzda bir forvet değil. Yani hocanın istediği tarzda forvet, biraz daha gezen, biraz daha pivot özellikleri olan, biraz daha ikili mücadeleye girmeyi seven Cornelius çok net bir örnektir burada. Ama Onuaçu'nun performansı olağanüstü. Yani ligimizin en iyi forvetlerinden biri. Türkiye Ligi'nin de en iyi gol kralını aldılar mesela geçen sene. Çok brandıman alamadı. O Tekrar hiç Abdullah Avcı oyuncusu değildi. niye aldırdı? İşte o yanlış. Yani o geçen sezon ne doğruydu Trabzonspor'da? Onu Ondan sormak önceki sene lazım. de Kasımpaşa'dan alınan Umut golcü Bozok. Ya o yedek olarak alındı. Umut Bozok yedek olarak alındı. Ama çok ciddi bir maliyetti. Ya Çok çok. Tabii 150 milyon TL tabii. falan yani. Karşılığı Trabzonspor'un... sıfır. Ben mesela Aynen. Trabzonspor'da çok fazla konuşulması gereken oyunculardan bir tanesi Umut Bozok. Nasıl az önce Fenerbahçe kadrosunda işledik. Burada da Umut Bozok. Ya biraz Batuşa yabancı, Umut Bozok da yerli. Ya biraz ruhunu koy ortaya. Biraz sahaya çıktığın zaman ben bu takımda 3 seneliğine, 4 seneliğine 150 milyon TL'nin üzerinde para maliyetli olarak 2,5 milyon euro para alıyorum. Daha fazla ne yapabilirim? Yani Ya şöyle bir şey, tek sezonluk performanslardan ben her zaman imtina etmişimdir. Evet, Yani emin büyük takım olamazsın. özelinde mutlaka bir 2-3 sezon görmek lazım oyuncuları. Umut Bozok'un tek sezonluk performansı herkesi aldattı. Yanıltıcı olabiliyor. Evet. Ya. Peki, şimdi yine teknik adam konusunu da böyle değişebileceğimiz, irdeleyebileceğimiz bir açıklamalar var. Erol Bulut'un açıklamaları ama
Süper Lig'le ilgili, Süper Lig'deki futbolcularla ilgili, transfer dönemiyle ilgili pek çok ifadesi var. O yüzden bir izlememiz, bir bakmamız lazım. Üzerine konuşmak için gelsin ekrana. Evet, ne düşünüyorsunuz Erol Can'ın açıklamalarıyla ilgili? Bugün de andık, yani bahsettik az önce. Ben bir şey söyleyeyim. Bir defa şimdi hemen haberleri izlerken Abdullah Hoca herhalde açık ara bu konuda liderdir. Yetiştirici değil mi? Yetiştirici. Evet. Kendi de değerini biraz uzun yıllar Başakşehir'de kaldığı için sonra Beşiktaş Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı. Hani zaman zaman belki eleştiriyoruz ama haksızlık etmeyelim. Örnek verirken Abdullah Hoca'yı da unuttuk bu arada. Vermemiz lazım doğru, yani. Doğru. Şu anda evet, hakkını verelim. O da yardımcılık şu an, yaptı. Şu anda o zaman hakkını teslim edelim. Bu konuda çok fazla şu anda hocalık yapan teknik adam var. Açıklamalarına gelecek olursak bir tarafta işte tecrübe, bir tarafta tecrübesizlik. Fenerbahçe'den ayrılışında en çok kırgın olanlardan bir tanesidir. Ama o dönemde Ali Koç ve yönetiminin aldığı karar, buna evet, saygı duymak lazım. İşleri iyi gitmiyordu. Ki gelirken taraftarın en çok istediği isimlerden bir tanesiydi son 5 yıl içindeki teknik direktör olan. Yerli bir teknik adama bu şans verilmesini çok saygıyla karşıladığını ifade etti. Burak Yılmaz için de en kibar dilde tecrübesizliğinin kurbanı dedi. Ben biraz daha ağır sen bir şekilde, ağır konuştun, evet, biraz daha ağır, o da meslektaşı olduğu için biraz büyük ihtimalle sahip çıkmayı seçmiş. %100 doğru bir cümle, tam ona benzer bir şey söyleyecektim. Meslektaşı olduğu için hem teknik adam olarak, çünkü daha yeni yolun başında, Erol Hoca da oralardan geçti. Erol Hoca'nın bir avantajı tabii Avrupalı olması, Avrupa'da bilmesi, o daha artı bir şey. Yani bir teknik adamın hocalık yaparken eğer 2-3 tane yabancı dil biliyorsa çok ciddi bir avantaj. Evet. Günümüz futbolunda bugün 90'larda 2 tane yabancı yok çünkü takımda. Neredeyse takımın sahaya söylediğiniz 11 tane yabancı çıkabiliyorsunuz. Yerleriniz de zaten artık evet, yabancı. Avrupa'da Almanca, İtalyanca, İspanyolca birçok dil konuşan var. Bunun avantajlarını yaşıyor. Çok doğru, çok mantıklı açıklamalar buldum. Ben Erol Hoca'yı zaten her zaman takdir ederim. Severim de. Çok başarılı iyi, bir de. İyi bir kişilik, iyi çok bir karakter. Başarılı. Başarılı. Fenerbahçe döneminde Erol Hoca'ya başarısız demek de aslında haksızlık olabilir. Çünkü Erol Hoca dönemine kadar gelen hiçbir teknik adam bir türlü istediği aradığı huzuru bulamadı. Gelirken çok iyiydi. Gidişleri böyle. Bu kadar kırgın ayrılan bir teknik adamın açıklamalarını sadece alkışlarım ben. Çünkü hiç en ufak bir olumsuz cümle kullanmadı. Yok, yani. Burak Yılmaz keşke dinleseymiş bunları. Yani. Erol Hoca konusu aslında bizim Türk futbolunun kanayan bir yarası. Teknik adam ihracının olmaması. Yani her şeyi yurt dışına ihraç ediyoruz. Evet. Ancak teknik adam ihraç edemiyoruz. Bu da bence bizim teknik adamlarımızın düşünmesi gereken, üzerine kafa yorması gereken bir konu. Hani neyimiz eksik bizim? Biz neden gidemiyoruz? Neden teklif almıyoruz? Ya da alıyoruz, niye tercih etmiyoruz? Çok mu konforluyuz burada? Bu konfor alanının dışına mı çıkmak istemiyoruz? Çok mu iyi kazanıyoruz? Yani mesela şunu söylememiz gerekiyor. Net buradaki teknik adam maaşları bence Avrupa'nın 5 büyük ligine, hatta Avrupa'nın 10 büyük ligine bakalım, çok yüksek seviyede. Evet. Yani buradaki maaşları orada bulamazlar. Kolay iş değil bunlar. Demek ki teknik adamlar o konfor alanının dışına çıkmak istemiyor. Mesela Erol Bulut çok zor bir göreve geldi. Şampiyonşipte sıkıntılı bir takım Cardiff. Çok iyi şu ana kadarki performansı. Savaş Çorlu'nun da dediği gibi çok güzel de bir kariyer seyri evet, olduğunu düşünüyorum. Almanya geçmişi olması, futbola bakış açısı biraz farklı. Altyapısı çok iyi, yabancı dili var. Bunlar tabii ki artı, ekstralar ama dediğim gibi teknik adamlarımızın mutlaka bu işe kafa yorması gerekiyor. Biz yıllarca, Melike bunu söylemeden geçemeyeceğim. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. Türkiye'nin en iyi 3 tane teknik adamı. Sonra Yılmaz hocalarımıza, Güvenç hocalarımıza haksızlık edilmesin ama en başarılı. Fatih Terim'in Milan'ı, Fiorentina'sı var. Şenol Hoca'nın bir yurt dışı var. Mustafa Denizli'nin bir Arabistan'ı var. Çok doğru bir konuya değindin. Yani burada bu kadar büyük başarıları etmiş, büyük müzenin içinde 5 tane, sadece o bir yıldızın 5-6 tane şampiyonluğu kaplayan, toplamda 33-34 kupası olan, evet Milan gidildi, Fiorentina niye şu anda devam edilmiyor? Daha fazla teklif gelmiyor. Bunların da sorgulanması tabii lazım. Kesinlikle. Hem de ciddi anlamda sorgulanması lazım. Yani Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk, ayrılıyorsun, tekrar dönüp dolaşıp Beşiktaş'a geliyorsun. Mustafa Hocam için de geçerli, Fatih Hocam için de geçerli. Bugün bu başarılarda Avrupa'da olup da bu kadar boş kalabilen bir hoca var mı? Ya bugün Fenerbahçe'den tukaka yapılan Jorge Jesus Arabistan'a gitti. Niye bizim hocalarımız gidemiyor? Kendine düşünsünler bunları. PR'la da ilgili.